gelmişti. Bir gün iki parmağın arasına sıkıştı ve o dakikadan başlayarak yuvarlana yuvarlana, dolaşa dolaşa, her geçidinde çehresinin temizliğinden bir nebze bırakarak, bazen gözyaşlarıyla yıkanıp temizlenmeye çalışırken, çoklukla kirli parmakların arasında daha ziyade pörsüyerek, yükselmeye çalıştıkça düşerek, müthiş bir talihin düşkünü ve esiri olmuş, kendisine birinin pençesinden diğerinin doymak bilmez dişlerini ata ata gitmişti. Böyle parmaklarımın arasında onu tutarken soruyordum. Kim bilir ne fakirlerin ekmeğini, ne biçare çocukların saadetini, ne masum genç kızların küçük bir süsünü verdin. Kim bilir ne zor bir emeğin ücreti, ne acı bir yükün bedeli, ne uzun bir çalışma saatinin neticesi oldun. Sen ki para denilen zalim kuvvetin bir kirli timsalisin. Kim bilir sinende nasıl hıyanetler besledin, ne şeytanca hilelerle, ne saf kalplerin aldatma vasıtası oldun. Sonra sana feda edilen masumiyetler, yolunun üzerinde çamurlara bulanan vicdanlar, bir gülüşüne satılan namuslar. Gizlice uzanan ellerin, bir küçük iltifatına ruhunu veren gözlerin arasında böyle dolaşıp döndükçe, kim bilir etrafında nasıl kin ve öfkeden, haz ve huzurdan, ümitsizlik ve kahırdan, neşe ve sevinçten haleler resmederek geçip gittin. Ve nihayet işte bu uzun mücadele silsilesinden sonra mağlul, sakat, harpte bir kolunu kaybetmiş bir eski cengaverin yıkılışıyla zinde hayatının faslını hasta bir kıza ilaç vererek kapadıktan sonra şimdi bir tarafa atılıp unutulacaksın. Sevgili dinleyiciler, Halit Ziya Uşaklıgil'in Bir Hazin Hatıra isimli hikayesini okumaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Seslendiren Tülay Tüzün. Bir roman, bir hikaye.